Merhabalar. Bahar ayındayız ve benim de bahçemde bir tane erik ağacım var. Bu erikler neden böyle çarık çürük demeyin ve biraz da küçükler. Aslında çok güzel bir cins erik bu. Fakat bugün öğlen bir fırtına koptu. 15 dakika içerisinde erik ağacının birçoğunu yere indirdi. Ve ben çok üzüldüm. Sonra bunları ne yapabilirim diye düşündüm. Zaten erik sirkesi yapacaktım. Biraz erken almış oldum. Şimdi topladım bahçeden böyle zarar gören eriklerimi. Yeşil erik bunlar. Ve kocaman kocaman oluyor böyle. Muhteşem oluyor aslında. Ama işte doğa izin vermedi. Hepsi dökülmedi ama çoğu döküldü ve ben çok üzüldüm. Bu üzüntü içerisinde kendime bir sevinç yaratmak istedim. Yapacağım erik sirkesini biraz öne aldım. Şimdi bunları bir güzel yıkayacağım. Topladım bahçeden. Yıkadıktan sonra sağlam yerlerini keseceğim. Sonra birlikte sirkemizi kuracağız. Muhteşem bir erik sirkesi kuracağız. Evet, eriklerimi güzelce yıkadım ve yaralı taraflarını kestim. Şimdi işe yarayan taraflarını bıraktım. Ziyan etmek istemedim. Bunu sirke yapacağım. Şimdi hemen işlemime başlıyorum. Sizinle birlikte erik sirkemizi kuracağız. Bu arada benim bütün cam kavanozlarım, çok kavanozum var aslında. Fakat hepsine yeşil zeytin yapmıştım. Dolayısıyla boş kavanozum yok ve bugünlerde de gidip alamıyoruz. O yüzden de ne yaptım? Bir tane damacanayı kestim. Ve ona kuracağım. İlk defa plastiğe kuracağım. Normalde hep cama kurarım bütün sirkelerimi. Bu sefer de böyle olsun. Her şeyde vardır bir hayır ve kısmet. Şimdi eriklerimi biraz doldurdum. Burada 15 adet nohutum var. Yıkadım bunları. Bunları atıyorum. Tuzum var. Bir çay kaşığı tuzum var burada. Onu da atıyorum içerisine. Ve şeker oranı biraz ben yüksek tuttum. Bunda bir yemek kaşığı şeker koydum. Bu arada 5 litrelik bir bidon. Bir yemek kaşığı şeker koydum. Neden? Erik, ekşi bir erik. Şeker oranı yok. Mayalanması için de şekere ihtiyaç var. Onu da koydum. Nohutu da ihtiyaç var tabii. Nohut da mayalanmasını hızlandıran bir şey. Ve tüm eriklerimi dolduruyorum. Bu arada bu erikler biraz fazla gelebilir. İkinci bir başka bir kapta kullanabilirim tekrar. Bu şekilde doldurdum. Hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Fazla vaktinizi almamak adına. Evet, bunu bu kadar doldurdum. Şimdi burada bir de elma ekleyeceğim ben buna. Ki fermantasyonu hızlandırsın, mayalama işlemini hızlandırsın, artı ekstra vitamin katsın diye. Evet, bir adet elma doğrayacağım içerisine. Erik çok faydalı arkadaşlar. Erikte K vitamini var. Her yediğimiz şeyde K vitamini normalde bulunmaz. Çok yüksek oranda C vitamini var. Demir emilimini artırır. Eriğin öyle bir özelliği var. Yani demir yapacak gıdalar yediğiniz zaman erik de yerseniz yanında ya da erik sirkesi içerseniz kullanırsanız demir daha iyi vücuda girer. Vücut tutar demiri. Bir de yüksek antioksidandır. Astım hastalığında ciğerleri güçlendirici bir özelliği de vardır bu arada. Onu da söyleyeyim. Solunum yollarını destekleyici bir özelliği vardır. Yani erik gerçekten muhteşem bir şifadır arkadaşlar. Bu arada sanırım hepsini koyacağım. Gerçi bu kadar yeterli. Çok bile koydum hatta. Şöyle biraz alayım. Küçük bir kaba yine yaparım şimdi. Bir tane elmamızı da koyduk. Ve bu aşamada bir su bardağı, normalde bir çay bardağı ilave ediyorum ama ekşi bir erik olduğu için bir su bardağı sirke koyacağım. Bu da benim alıç sirkem. Sonbaharda yapmıştım bunu. Bundan bir su bardağı koyacağım bu sirkeden.
sirke oluşumunu kolaylaştıracak bu. Hızlandıracak. Şöyle bismillah diyerek koyuyorum. Ve üzerine su koyuyorum. Üzerine geçecek kadar su olacak bu arada. Üzerine geçti. Bu yeterli. Evet. Taşma noktasını da hesap ederek yapıyoruz bu arada. Şimdi bu aşamada üzerini kapatacağız. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Sirkemiz olurken her gün ya da vaktiniz yoksa 2 günde bir şu şekilde, bakın, herhangi bir temiz bir şeyle, metal olmasın yalnız, böyle bir alt üst yapın ki sirkeniz havalansın, oluşumu, fermantasyonu da kolaylaşsın, sirke daha güzel oluşsun diye. Bu arada elmayı firar ettirdim bir tane. Bunu da atıyorum içine ve üzerine bir bez örtüyoruz. Ben her zaman bu tarz bezler kullanıyorum ki sirkem güzel hava alsın diye. Evet, sirkemizi yaptık. Şimdi olmasını bekleyeceğiz. Yaklaşık 3 hafta sonra sirke olmaya başlıyor aslında. Fakat ben sirkelerimi 2 ay kadar bekletiyorum. Siz de bakarsınız. Çünkü şifası artıyor. Sirke bağırsak florasını düzenleyen bir gıda. İkinci beyin derler bağırsaklar için. Bağırsaklarınız düzenli olursa vücudunuzda birçok organınız düzenli işleyiş sağlıyor. Dolayısıyla da bu sirkelerden lütfen faydalanın. Ev sirkelerinden lütfen faydalanın. Herhangi bir sevdiğiniz meyveden sirke yapabilirsiniz. Çok konuştum galiba. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Çok sevinirim beğenirseniz eğer. Bir de şunu söyleyeyim. Abone ol butonu yanında küçük bir çan işareti gibi bir zil işareti var. Onun üstüne tıklarsanız eğer yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine çok konuştum galiba. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın ve benimle kalın.